Donald Trump, Amerika'nın demokratik sistemine karşı duyduğu güvensizliği bir kez daha dile getirdi. Seçimlere 3 hafta kala Hillary Clinton'la son bir defa bir araya geldi. Cumhuriyetçilerin adayı rakibine adeta meydan okuyarak sözleriyle onu dehşete düşürdü. Bu gece bu kürsüde size şunu sormak istiyorum. Daha önceden de belirttiğiniz gibi bu seçimlerin sonucunu kabul edecek misiniz? Şu anda bir şey söyleyemem. Bunu zamana gelince söyleyeceğim. Ancak Sayın Trump, bu ülkede bir geleneğimiz var. İktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi. Seçim kampanyası ne kadar zorlu geçerse geçsin, bu yarışın sonunda kaybeden kazananı alkışlamalı. Bunu zamana gelince yapacağım. Şimdilik bu konuyu askıya aldım. Chris, izin ver bu soruya ben cevap vereyim. Donald işler istediği gibi gitmediği zaman hep kendisine karşı şike yapıldığını iddia ediyor. Ne kadar da pislik bir kadın. İkili arasında tartışılan konular arasında elbette yine Putin ve Rusya da vardı. Putin bu kişiye hiçbir şekilde saygı duymuyor. Evet, haklısın. Çünkü Amerika'yı bir kuklanın yönetmesini tercih ediyor. Hepsi bu. Kukla mı? Ne kuklası? Kukla sensin. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir siber saldırı düzenledi ve sen bunu kabul etmeyerek insanlarımızın ispiyonlanmasını teşvik ediyorsun. Birleşik Devletler Başkan adaylarından Clinton sözleriyle rakibine yüklenmeye başladı. Bu adam nükleer silahların kullanılması konusunda çok açık ve cesur konuşuyor. Japonya, Kore ve Suudi Arabistan gibi başka ülkelerin avukatlığını yapıyor. Eğer bu silahlara sahipsek neden bunları kullanmıyoruz diyor. Bu çok endişe verici bir düşünce. Ben şunu demek istedim, bu ülkelerle yeniden anlaşma yapmalıyız. Çünkü ülkemizin Suudi Arabistan, Japonya, Almanya ve Güney Kore ve diğer bölgeleri savunmaya ekonomik olarak gücü yetmez. O lafı çevirip nükleer silah dediğimi söylüyor. 8 Kasım seçimlerinden önce bu düello adayların son buluşmasıydı. Çocuklar ve aileler bu işi yapmamın ana sebebi. Başkanlık süresince hedeflerim bu çerçevede ilerleyecek. Amerika'yı tekrar güçlü bir ülke yapacağız. Amerika eski günlerine dönecek ve bu işe şimdi başlamalıyız. Konuşmadan önce ve sonra bu sefer adaylar arasında el sıkışma olmadı.